Merhaba 3. sınıflar, dersimiz Türkçe, konumuz cümlede anlatım bozuklukları. Yazdığım cümlelere birlikte bakalım. Okula yaya yürüyerek gidiyorum cümlesinde anlatım bozukluğu var çocuklar. Peki sebebi ne? Bakın, yaya demek zaten yürüyerek gitmek demek. Burada hem yaya kelimesini kullanıp hem yürüyerek kelimesini kullanarak anlatım bozukluğu yapmış. Çünkü ikisi de aynı anlama geliyor. Sadece birisini kullanması yeterliydi. Okula yaya gidiyorum ya da okula yürüyerek gidiyorum diyebilirdi. Anlatım bozukluğunu bulduk. Sebebi kelimelerden biri cümlede yer almayacak. Neler yaptığını aynen olduğu gibi söylüyorum. Bu cümlede aynen ve olduğu gibi kelimeleri aynı anlama geliyor. Bu yüzden anlatım bozukluğu var. Aynı anlama gelen kelimeler cümlede yer alamaz çocuklar. Sadece birisini kullanması yeterli. Gereksiz yere kelimenin açıklamasını yapmış. Neler yaptığını aynen söylüyorum ya da neler yaptığını olduğu gibi söylüyorum demeliydi. İkisinden birisini tercih etmeliydi. Anlatım bozukluğu buydu. Çok varlıklı, zengin bir insan değildi. Cümlesinde varlıklı olmak zaten zengin anlamına geliyor. Bakın, gereksiz yere kelime kullanmış. İkisinden birisini söylemeliyiz. Çok varlıklı bir insan değildi, çok zengin bir insan değildi demeliyiz. Bari hiç olmazsa sen gitme. Bu cümlede de bari ve hiç olmazsa aynı anlama geliyor. İkisinden birisini kullanmalıydı. Bari sen gitme, hiç olmazsa sen gitme. Aşağı yukarı yaklaşık bir saattir bekliyorum. Yaklaşık kelimesi zaten kesinlik belirtmiyor. Aşağı yukarı anlamına geliyor. Burada tekrar aşağı yukarı söz grubunu kullanması gereksizdi çocuklar. İkisinden birisini tercih etmeliydi. Aşağı yukarı bir saattir bekliyorum ya da yaklaşık bir saattir bekliyorum demeliydi. Onunla karşılıklı sohbet edemedik. Sohbet etmek zaten karşılıklı yapılan bir şey. Burada karşılıklı kelimesi gereksiz yere kullanılmış bir kelime. Yararlı ve faydalı besinler tüketelim. Cümlesinde yararlı ve faydalı kelimeleri eş anlamlı kelime. Kelimelerin eş anlamını cümlede kullandığımızda anlatım bozukluğuna sebep oluruz. İkisinden birisini tercih etmeliydik. Yararlı besinler tüketelim, faydalı besinler tüketelim. Onun gizli sırlarını biliyorum. Zaten sır gizli demektir. Yani gizli olan şeye biz sır deriz. Tekrar burada gizli kelimesini kullanması gereksizdi. Satıcı yüksek sesle bağırıyordu. Çocuklar, bağırmak zaten yüksek sesle yapılır. Buradaki yüksek sesle kelimesi cümlenin anlatımını bozmuş. Çocuk az kalsın neredeyse düşüyordu. Neredeyse demek az kalsın anlamına geliyor. İkisinden birisini tercih etmeliydi. Aynı anlama gelen kelimeler cümle içerisinde kullanılırsa anlatım bozukluğuna sebep olur. Çocuk az kalsın düşüyordu. Çocuk neredeyse düşüyordu demeliydi. İkisinden birisini yazıyoruz. Sağlıklı ve sıhhatli ömrü olsun. Sağlıklı ve sıhhatli kelimeleri aynı anlama geliyor. Bu yüzden cümle içerisinde birlikte kullanıldığında anlatım bozukluğu olur. İkisinden birisini yazmalıydı. Sağlıklı ömrü olsun ya da sıhhatli ömrü olsun. Genç kadına soru soruyordu. Bu cümlede iki anlam var. Genç kadına mı soru soruyordu yoksa genç kadına mı soru soruyordu? Bakın, iki farklı anlam çıkıyor. Buradaki anlatım bozukluğunun sebebi virgül olmadığı için. Eğer biz buraya virgül koyarsak genç kadına soru soruyordu olacak. Yani iki kişi var, bir genç var, bir kadın var. Genç kadına soru soruyor olacak. Yaşlı adama baktı. Burada da iki anlam çıkıyor. Yaşlı adama mı bakıyor yoksa yaşlı adama mı bakıyorlar? Buradaki anlatım bozukluğunun sebebi de virgülün olmamasından kaynaklanıyor. Yaşlı adama baktım. Konumuzu bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.